Ya Mesut sen bugün bir yıl öncesinden de daha öncesinde yayınladığınız bir fotoğrafı, bir yazıyı yayınlayalım dedin, yayınladık. Yani 16 Haziran 2011'de yayınlamıştık. Oo, 13 ay oldu, 14. aya girdi. O yazıyı tekrar yayınlattın bana, biliyorsun. Mesut Aktekin ücretsiz sinema kurslarına devam ettiriyor falan filan gibi. Evet. Dedim Mesut ne ayaksın sen? Sen de ayaklarına baktın 40 tane ayak gördüm ben 40 ayağım falan dedim. Sonra dedi ki ben Shakespeare olacağım dedim. Evet. Tamam dedim niye Shakespeare olacaksın diye sordum ben sana. Sen dedin ki ben Shakespeare çocuğum dedim. Değilsin dedim. Nereden çıktı bu? Ya Shakespeare olmayan herkes Shakespeare çocuğudur dedim. Sonra ben dedim hadi anlatma bakalım geldim beni anlatacaksın. Bak izleyiciler de var hatta. Shakespeare'le ilgili bir kısa film projemiz var. Aslında proje daha geçen seneye dayanıyor. Oğuzcan'ın ve Shakespeare'le ilgili yazdığı bir kısa film senaryosu vardı. Biraz da oradan aslında kaldı benim aklımda. Bu sene öyle bir tekrar dirildi o fikir. Shakespeare, Tolstoy'u bilmiyorum ikisi de yaralarım ama Shakespeare'in başrolde olacağı kesin. Yani sen. Ben. Benziyorsun bayağı Shakespeare'e. Zaten imajı da aldım tekrar geriye. Ne diyorsun abi? Benziyor değil mi? Evet. Geçen senekinden daha fazla benziyor herhalde. Öyle bir projem var ama üzerinde çalışacağım tabii senaryo yazmayı düşünüyorum ilk önce. Ezbere dayalı. Peki senaryo beğenilmezse ya da senaryo hastalık olursa ne olacak? Ahmet Özkara var burada senaryo. Senaryo da var. Evet. Aa. Ahmet'e sevk edeceğim. Abi sen doktor musun oğlum? Senaryo. Sen normal doktor değilsin. Nasıl yapacaksın? Yazdığı senaryonun hasta olduğunu nasıl anlayacaksın? Senaryoyu görmem lazım. Muayene edeceksin. Hissetmesin lazım. Evet, hissetmem lazım. Dokunmam gerekir. İyi dokunma tamam. Konuşan şuradaki. Şu. Yani tiyatroma dokunma falan kalabraları var. Onlar gibi değil yani. Yok benim istediğim her yerine dokunamıyorum. Tamam. Neler yapacaksın başka? Shakespeare'le ilgili. Önce dediğim gibi senaryoyu yazacağım. Bu biraz daha ezbere dayalı bir mantık olacak. Hani genelde hep doğaçlama çektiğimiz için biz filmleri. Burada ezbere dayalı mantık seçmemin sebebi hani daha oturaklı olmasını istiyorum. Net vurgulansın istediğim yerler. Bir de dış mekanlarda çekim yapmayı düşünüyorum. Biraz sanki yani dış mekanlar dediğin İngiltere, Londra, Manchester City, Manchester United, Chelsea falan gibi mi? Yok kapının dışı. Yani sokak. Behind the door. Veya da belirlenmiş mekanlarda olabilir. Ev içinde olabilir. Yani bu özel benim mi genel evim? Genel bir ev. Genel. Zaten Shakespeare'i özel evde yapamayız yani. Genel evde yapmamız lazım ancak. Filminden nasıl? Çok ilginç ya. Yani Shakespeare'i seviyor musun yoksa tuttuğun yerde sevecek misin? Shakespeare'i seviyorum. Niye? Çünkü elime malzeme geliyor yani film çekmek için. Anladım. Yani Shakespeare'in malzemesi bayağı var. Shakespeare benim için iyi bir malzeme yani. Peki Shakespeare kendisi özgün bir yapıt üreten bir adam değil ki. Onun bunun yapıtlarını çalan, ganimetçi, korsan bir herif. Zaten onun için filmini çekiyoruz yani bunları vurgulamak için yoksa başka bir hayatında bulabilirdik. Bir de Türkiye'de senaryo sorunu var. Örneğin Hamdi Alkan diyor ki Arka Sıradakiler dizisinin yönetmeni. Türkiye'de senaryo konusunda çok önemli sorunlar var diyor. Böyle herkes senaryo yazamaz diyor. Böyle şey en iyi senaryoyu Coşkun Müktal yazar falan diyor. Bunu okudun mu? Hem onu okudum. Ne diyorsun? Yani o sözler sadece o kelimelerle sınırlı kaldı. Daha ötesi gelmedi. Başka konularda... Yani ikinci gelişi film yapacak diye yapmamalı diyorsun. İkinci Belki parası yoktur adamın. İkinci gelişi zaten film yapmasın yani. İkinci gelişi film yapan Hamdi Alkan için değil bence. Yani çünkü Hamdi Alkan nasıl bir Arka Sıradakilere televizyona hani Coşkun Gülten'in elinden nasıl aktar dese ikinci gelişte o derece berbat aktaracak diye düşünüyorum. Yani ikinci geliş film yapıldığı zaman yönetmen koltuğunda Hamdi Alkan oturursa kesinlikle izlemeyeceğim bir filmdir. Allah. Kitabı sevmeme rağmen, beğenmeme rağmen ki Coşkun abiyi de sevmeme rağmen yani ikinci gelişim yönetmen koltuğunda Hamdi Alkan olursa kesinlikle izlemem. Allah Allah. Ne diyor ya Ahmet? Senaryo doktoru olarak müdahale et. Script doctor. Peki. Başka izleyiciler belki bir soru sorabilirler sana. Tabii. Olabilirler mi? Sorabilirler. Emre sorabilirsin. Sorma. Peki bu oyun kaç kişi olacak? Senaryo doktoru olarak soruyorum. Ben muhtemelen 4 ya da 5 kişilik. 4 ya da 5. O zaman 5 kişi varsa burada aşağı yukarı öder mi seni? Var.
muhtemelen de. Yani kısa film derken 5-6 dakika değil de böyle gene bir 20-30 dakika. Seda Kleopatra mı oldu? Seda aslında Elizabeth diye düşünüyorum ama. Elizabeth Taylor mı? Yok. İkinci Elizabeth. Allah Allah. İkinci Elizabeth değil miydi? Bu Shakespeare'in hani manası diye şey. Öyle bir muhabbet olmuştu. Allah Allah. Ben ne anlarım Shakespeare'imiz? Yani Shakespeare'den anlamam. Ahmet de Antonio'nun sonu olacak galiba. Onu Ena Barbus yapmayı düşünüyorum. Ena Barbus ne olacak? Bak sen Emre, Ena Barbus. Peki, Ena Barbus olmasa ne olur? Bir şey olmaz. Yani örneğin diyelim ki biz Antonia ile Cleopatra oynuyoruz. Ve gidip Globe Tiyatro'da oynuyoruz. Ena Barbus orada oynuyor. Sözüm ona dünya ayağa kalkıyor. Ama Türkiye'ye geldikten sonra Ena Barbus'u kaldırıp atıyoruz. Cami havuzundaki piç gibi. Ya da kilise havuzundaki piç gibi kaldırıp atıyoruz. Ena Barbus, Antonios ile Cleopatra olabilir mi? Olabilir sonuçta Shakespeare oynuyor. Yani Allah Allah. Çünkü bunu Shakespeare yapıyor. Shakespeare'i yapan da bunu aradan çıkartabiliyor yani kaldırabiliyor Shakespeare'i. Shakespeare'in yazdığı karakter. Çünkü Shakespeare de kendisinden önce şey yapılanları talan etmiş. Korsan gibi, galibet gibi almış, çalmış. O anlamda söylüyorsun. Yani kopyalamış, yapıştırmış. Yani o yöntemle yazılmış kitaplar. Emek hırsızlığı. Yani Shakespeare bir emek hırsızlığı diyebiliyorsun yani. Tabii ki. Yani Kraliyet kendisinden önce yaşayan biri tarafından yazılmış King Lear. Bunun bir hırsızlığı, bir çakması. Evet. Çok daha aşağılı, çok daha berbat. Hayırlı olsun. Seda bir şey sormuyor demek ki, yazar olacak ya.